Bir, değil mi? Evet, tam saatimiz 21. Başlayabiliriz gençler. Çok uzatmadan yine ufak bir hatırlatma yapacağım non-closer'ın ne olduğu ile ilgili. Hemen ekrandan bunu göreceğiz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki non-close bir cümle içerisinde tek bir isim yerine, değil mi? Cümle şeklinde, cümlecik diyelim, yer alan yapı. Yani her türlü soru kelimesi kendisiyle beraber özne artı fiil olduğunda, yani ve kendisinden sonra da bir fiil geldiğinde bunun noun clause olduğunu anlayacağız. Temel yapımız şu. Genel yapı olarak demiştik ki her türlü soru cümlesi. Burada bir soru cümlesi var. When did you buy that car dediğimizde bunları yine tekrar söyleyeyim. Gördük, sınıfta işledik. Hızlı bir hatırlatma. Hepsini göstermeyeceğim bir daha. When did you buy that car? Bu bir sorudur. Biz bu soruyu ne yapacağız? Noun clause'a çevireceğiz. Noun clause'a çevirirken tamamıyla herhangi bir soru kelimesi ne olursa olsun tamamı bütün soru kelimeleriyle beraber özne artı fiil kullanıyoruz. Özne artı fiil kullanıyoruz. Where do you spend your spare time dediğimizde burada da where you spend, yani soruyu düz cümleye, soru kelimesiyle birlikte özne artı fiile çevirmiş olduğumuzda bunu bir noun clause'a, yani isim cümleciğine getirmiş oluyoruz. Aynı şekilde şuraya dikkat edin. How much money you spend? Did you spend? Değil. What time Fatma gets up? What time does Fatma get up? Değil. Öyle olursa zaten kendisinden sonra soru işareti istiyor ve soru konumunda, durumunda oluyor. How long it takes to finish that? Bunu bitirmek ne kadar zaman alır? Unutmuyorsunuz, non-closer tek başlarına hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Hani buradaki cümlelerde non-close cümleciklerinde olduğu gibi when you bought that car, bu arabayı satın aldın ya da satın ne zaman satın aldın ya da boş vaktini nerede geçirdiğin, ne kadar para harcadığın gibi ifadeler kesinlikle ve kesinlikle kendisinden sonra bir fiil istiyor. Ya da kendisinden önce, bu non-close'un tamamının kendisinden önce bir fiil olmasını bekliyoruz. Tabi genelleme yapıyoruz yine de. Peki. O zaman her türlü soru kelimesi when, where, how much, what time, how long, how many, which car'la beraber özne artı fiil yapımız neydi arkadaşlar? Noun clause idi. Noun clause idi. Peki. Bir cümle içerisinde unutmuyorsunuz, İngilizce'de özne artı fiil, sonra kendisinden sonra nesne yapısı var. Buradaki özne ya da nesne konumuna gelecek olan noun clause tek bir kelimeden oluşmuyor. Özne artı fiilden oluşuyor. Yani cümle gibi geliyor bize ama öyle değil. Cümlecik diyoruz biz buna. Örnek veriyorum. Şuradaki fiilden sonra when he will arrive. We don't know him diyebilirsiniz. Biz onu tanımıyoruz. We don't know the car. Bu arabayı tanımıyoruz diyebilirsiniz tek bir kelimeyle. Ama herhangi fiili bir durumu bilmiyoruz dediğinizde bunu noun clause'la isimleştirerek yapacağız. Yani isme çevireceğiz cümleyi. Şöyle yapacağız. We don't know when he will arrive. Bilmiyoruz onun ne zaman varacağını ya da ne zaman varacağını bilmiyoruz. Az önce söylediğim gibi noun clause'lar tek başlarına bir şey ifade etmez. Bir özne durumundadır ya da nesne durumundadır. Ona göre dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi tür sorularda karşımıza çıkıyor? Hadi bir ya da iki tane noun clause sorusu çıkabiliyor sınavlarda. Ama asıl olan cümle tamamlama soruları, ayrıyeten çeviri soruları arkadaşlar, gramer dışında. Cümle tamamlama soruları ve ayrıyeten çeviri soruları da sıkça karşımıza çıkıyor. Peki. Burada fiilden sonra geldiğine göre dedik. Burada nesne durumunda. Şuraya bakalım. Şurada bir fiilimiz var. Hani hep daha önce söylediğim bir şey vardı. Ana fiile kadarki kelime gruplarının tamamı öznedir. Eğer pasif bir durumsa nesnedir. O çok önemli değil bunu ayırt etmek için. Ve göreceğiz ki hani when he will arrive, burada bir fiil durumu söz konusu. Özne artı fiil söz konusu ve kendisinden sonra bir fiil daha geliyor. He, o zaman bu fiil, ana fiil is not known, yani is ise
Oraya kadar ki kelime grubunun tamamı ne oluyor arkadaşlar? Özne durumunda. Ama cümle gibi görünüyor. İşte bu cümle gibi görünen yapı noun clause oluyor. Bir de soru kelimesiyle beraber kullanmış bunu. Tam dört ayak üstüne düşmüş oluyoruz. Peki. Hızlı geçiyorum. Bunları biliyoruz. Whether or not ya da if or not'ı unutmamız gerektiği konusunda özellikle çok uyarıda bulundum. Şunu söyledim. İkilemde kaldığımız dediğim sonucunun ne olduğunu bilmediğimiz, değil mi? Hani biz onun oraya varmadığını eminiz. Varmadığını eminiz ya da varıp varmadığından emin değiliz dersiniz, değil mi? Yani biraz dikkat etmekte fayda var bu tür ifadelerde. Hani ikilemde kaldığımızda, sonucunu bilemediğimizde, kesin bir durum söz konusu olmadığında gibi ifadelerde bunlara ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Hızlı geçeceğim, tekrar söylüyorum. Merak ediyorum. If he will join the opposition party, muhalefet partisine katılıp katılmayacağını merak ediyorum. Şöyle olur mu mesela? Şöyle deseydik. Muhalefet partisine katılacağını merak ediyorum. Tuhaf olur değil mi? Buradaki merak fiili ikilemde olduğumuzu gösteriyor. Yani emin olmadığımız bir şeyi, bilgi sahibi olmadığımızı gösteriyor. Bilmiyorum dediğimizde yine bilgi sahibi olduğumuzu gösteriyor. Onun oraya vardığını bilmiyorum demeyiz. Varıp varmadığını bilmiyorum. Varıp varmadığı konusunda fikir sahibi değilim ya da emin değilim. Emin değilim. Peki, 3 tane farklı şeyimiz vardı. If or not, hani whether ve if arasındaki farkı söylemek adına. If or not yan yana bitişik olmuyor. Whether or not bitişik oluyordu. Şurada olduğu gibi. Okay. Bunlar tek başlarına if kullanılabilir. If or not ayrı olmak zorunda demiştik zaten. Whether tek başına kullanılabilir. Whether or not ayrı kullanılabilir. Birinci farkları şu. If or not yan yana gelmiyor arkadaşlar. Bitişik olmuyor. İkinci farkımız da preposition'dan sonra yani in, on, with, without gibi herhangi, about gibi herhangi bir edattan hemen sonra if gelmesini beklemiyoruz. Yani gramer sorularını çözerken bunlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Burada fiilden sonra geldiği için buradaki if, whether, whether or not vesaire geldiği için burada bir sıkıntı yok. Aynı şekilde kullanılabiliyor ama cümle başında yani şöyle büyük harfle if ile başlayamıyorsunuz. Bu da üçüncü farklı özelliği. Whether he will join the party is not certain yet. Partiye katılıp katılmayacağı henüz belli değil şeklinde. Burada tekrar söylüyorum cümle başında if olmaz varsa o zaten if clause'dur. Bizim daha önce bildiğimiz if clause'dur. Ve daha önce şunu söylemiştik. If ile beraber will kullanılmaz genelde demiştik. Type'lar için type 1, type 2, type 3 vesaire. Burada noun clause'larda kullanılabileceğini görmeniz lazım. Noun clause buradaki if clause değil arkadaşlar. Peki. That closes. Bakın aslında noun clause'ların en önemli kısmı that clause'tır. Yani aslında ayrı bir çalışma konusu. That clause diyoruz yani farklı bir çalışma alanı. Whether or not ya da if or not'ın aradaki o belirsizlik ikilemde kalma durumunu kavrarsak eğer that'i kavramamız çok daha kolay olur. Nasıl kavrayacağız? Dedik ki whether or not ya da if, if or not gibi ifadelerde bir belirsizlik, bir merak, ne olduğunu bilmeme durumu, ikilem durumu söz konusu. Ancak that'lerde bunun tam tersi, whether or not'ın vesaire falan tam tersi, if or not'ın tam tersini düşüneceksiniz. That kendisinden sonra burada herhangi bir fiil, herhangi sıfat ya da isim, kendisi, bu isim ya da sıfat ya da fiilden sonra geldiklerinde bunları ne yapıyor arkadaşlar? Açıklar, tanımlamaz. Dikkat edin. Retro clause'larda tanımlıyordu. Hani that, değil mi? Şöyle şöyle olan, böyle böyle olan şeklinde bir kullanımı vardı. Buradaki kullanımı ki anlamını veriyor. Ya da mesi, ması, meleri, maları, men, man anlamını veriyor. Dikkat edin that. Önemli. Örneklerde göreceğiz. Whether or not'ın tersine that bize nedir? Açıklayıcılık sağlıyor. Neyi açıklar? Kendisinden önce gelen fiili, ismi ya da herhangi bir sıfatı açıklar örneklerde görelim. Mesela we know
biliyoruz. Neyi biliyoruz? Bildiğimiz şeyin ne olduğunu açıklayacak bize. They cannot afford to pay the bill. Eminiz. Buradaki eminiz neyden emin olduğumuzu bize söyleyecek. Neyden eminiz? She couldn't pass the exam. Emin değiliz deseydi that olmazdı bu sefer. Ne olurdu? Whether or not ya da if or not olurdu. Onun sınavı geçip geçmediğinden eminiz diyemeyiz değil mi? Emin değiliz deriz. We are not sure deseydi bu sefer that yerine whether kullanmayı ya da if or not kullanmayı tercih ederiz. Bunları okurken bu detli ifadeleri, hani belirli bir fiil, sıfat ya da isimden sonra gelen detli ifadeleri okurken ki diye okuyun. O konuda sıkıntı yok. Ama çeviri sorularında genellikle ki olarak karşımıza çıkmıyor. Mesi, ması, meleri, maları, men, man şeklinde karşımıza çıkıyor. Buna dikkat edelim. Peki. It is obvious that. Açıktır ki o sınavda başarısız oldu ya da onun sınavda başarısız olduğu açık, net. Peki. Biz şurada parantez içine koyduk detleri. Fiilden ya da sıfattan vesaire geldikten sonra. Bu ne anlama geliyor? Bunları atabileceğimizi, yani parantezleri görmezden detleri atabileceğimizi, öyle bir det olmadığını düşünebileceğimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak cümle başında olduğunda bunu atmanız imkansız. Mesela that he has a kilo of gold. Bir kilo altına sahip olduğu bir yalan. Zaten cümle başındaki that ki diye de çevrilmez. Yani biraz saçma olur değil mi? Ki bir kilo altına sahip büyük yalan olmuyor. O zaman cümle başında şöyle olduğunda bu örnekte olduğu gibi nasıl çevireceğiz bunları? Mesi, ması, meleri, maları, men, man şeklinde. That my sister healed in a short time. Kız kardeşimin kısa sürede iyileşmesi bizi mutlu etti. Mesi, ması. Belirli sıfatlardan sonra sorry, glad, yani her türlü sıfattan sonra kullanabilirsiniz aslında, öyle diyelim. That'i kullanabiliyorsunuz. Burada o mesela üzüldüğümüz şeyin ne olduğunu, değil mi? Mutlu olduğumuz şeyin ne olduğunu, adil olmayan şeyin ne olduğunu, kesin olan şeyin ne olduğunu, olasılık dahilinde olan şeyin ne olduğunu tanımlamıyor. Ne yapıyor? Açıklıyor. Budur diyor. Budur diyor. Olasıdır ki mesela burada. Olasıdır ki. Bu detten sonra ki cümle özne artı fiil gelmek zorunda, unutmayın bunu. Bu detten sonra ne diyeceksiniz? Olasılığın ne olduğunu bize açıklıyor. Unfair. It is unfair that. Adil değil. Adil olmayan şeyin ne olduğunu bize söylüyor, açıklıyor. Bu iki örneği bakalım. It is likely that there will be great flood soon. Kısa bir süre içerisinde büyük bir sel olması olasıdır. Mesiması olasıdır. Bazı insanların halen açlıktan muzdarip olması, çekiyor olması, buna maruz kalması adil değil. Yine mesiması şeklinde bunları çevirmenizde, anlamamızda fayda var. Tekrar söylüyorum. Relative clause yapılarındaki that'in dışında burada noun clause that, noun clause'larda kullandığımız that kesinlikle ve kesinlikle kendisinden sonra fiil almıyor. Direkt özne artı fiil almak durumunda. Evet. Emindim ki ya da böyle böyle olacağından, böyle böyle olduğundan emindim şeklinde çevirilerimize dikkat edeceğiz. Miracle, pity, mucize, acınası durum, utanç, belirli isimlerden sonra diyoruz. İyi bir şey, mesiması iyi bir şey değil mi? Ya da kazadan sağ kurtulması mucize değil mi? Gibi. Hemen örneklerden daha iyi anlaşılacak aslında. Buradaki that, şuradaki belief'in ne olduğunu, buradaki inanışın ne olduğunu, inancın ne olduğunu bize söyleyecek. Yaygın bir inanıştır ki diye okuyabilirsiniz. Hiç sakıncası yok ama çevirilerde ki diye genelde beklemiyoruz. It is a common belief that the opposition party will come to power next election. Gelecek seçimlerde muhalefet partisinin iktidara gelecek olması nedir? Yaygın bir inanıştır. Mesiması yaygın bir inanıştır. Benim izlenimim şudur ki buradaki that'ten sonraki cümle izlenimimin ne olduğunu açıklayacak bize. Güzel. Yine it is a good thing. İyi bir şey. Nedir iyi bir şey olan?
fakir aileye yardım etmiş olması iyi bir şey şeklinde. That clause hemen hemen bütün fiillerden sonra kullanılıyor. Çünkü o fiilin bize ne yapıyor? Açıklamasını yapıyor. Hani realized, fark ettik ki, ortaya çıkardık ki. Burada threaten, buradaki threaten'den sonra that dediğinde o tehditin ne olduğunu ifade etmiş oluyor. Şurada assure that dediğinde bize verilen garantinin ne olduğunu ifade etmek istiyor that. Reveal that dediğinizde ortaya çıkarma, ortaya çıkan şeyin, çıkardığımız şeyin ne olduğunu bize açıklıyor. Unutmayın, tanımlamıyor. Okay? Açıklıyor. Bu böyledir. Okay. İddia, claim that diyor mesela. Ne yapıyor? İddianın ne olduğunu. He claims that he is one of the best player of all history. Bütün tarihte, in the history, tarihte en iyi futbolculardan biri olduğunu iddia ediyor. He claims dediğinizde iddianın ne olduğunu bize açıklayacak şeklinde. Peki, fark ettim ki, iddia etti ki, hep burada bu detlerden sonra gelen cümleler, bu iddianın ne olduğunu, fark ettiğimiz şeyin ne olduğunu, verilen sözün ne olduğunu, değil mi? Bulguların ne olduğunu, sonuçların neye işaret ettiğini, tahminin ne olduğunu, we all predicted that dediğimizde, tahminin ne olduğunu bize söylüyor, açıklıyor. Peki. The fact that genel olarak arkadaşlar that yerine kullanılabilse de, şöyle bir ayrım söz konusu. Preposition'dan hemen sonra, az önce söyledik, if gelmez dedik, bunu unutmuyorsunuz. Preposition'dan sonra bu sefer de that gelmez. Eğer illaki that'in ya da açıklayıcı bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorsak, hissediyorsak soru çözümünde, preposition varsa the fact that'i tercih etmek durumunda kalacağız. Ama şöyle biraz şuna değinmek istiyorum. Şuradaki özellikle belief, fact, impression gibi ifadelerden sonra the fact that olmasını beklemiyorsunuz. Her şekilde that olmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Zaten yapı olarak baktığınızda the fact that, okay, the fact that diyor. Burada da şöyle geçiyorum. Hani the true that, the true, the fact, the impression is that. Oradaki hani belief is that ile buradaki the fact that arasında çok bir fark yok. Bunlara lütfen dikkat edin. Unutmuyorsunuz that ve the fact that arasında nasıl bir fark var? The fact that preposition'dan sonra kullanılabiliyor ama that'i kesinlikle ve kesinlikle kullanamıyorsunuz. Nerede olduğu gibi, şu örnekte olduğu gibi. About the fact that. We are not worried about that. Şeklinde olmaz. The fact that şeklinde kullanacaksınız. Kısaltmalarda gerund infinitive konusunda bunları görmüştük, hatırlarsınız. Demiştim ki arkadaşlar hiç lamı cimi yok. Her türlü soru kelimesinden sonra how, when, how much, how many, where, what gibi her türlü soru kelimesinden sonra eğer bir gerund durumu söz konusuysa direkt to ile devam edeceksiniz. Şöyle how to go, where to go, when to go şeklinde. Uzatmaya gerek yok bunu diye düşünüyorum. Peki. Whomever ve whoever arasında ortak kullanım şekli mevcut. Yalnız genel olarak whoever'dan sonra fiil gelse de tek başına whomever'dan sonra fiil gelmesini beklemiyoruz. Eğer bir cümle durumu söz konusu ise whomever ve whoever genellikle birbirine eder arkadaşlar. Okay. Wherever'ı geçiyorum, her neresi, nerede olursa olsun aklımıza kim geliyordu? Bir tane şey, haber spikeri geliyordu ama neyse. However you like, kendisinden sonra cümle alabilir ama şey de olabilir arkadaşlar, sıfat vesaire durumları da olabilir. Bilginiz olsun. Şeyle karıştırmayın, hani bağlaç sorularında görmüştük bunu. Değil mi? Rağmen anlamında veriyordu. Neyse kafanız burada fazla karışmasın. Her nasıl istersen. However you like, however you get up, nasıl uyanırsan uyan, beni ilgilendirmez şeklinde gibi ifadelerdi. Asıl buraya gelmek istiyorum. Whatever ile whichever arasındaki fark. Unutmuyorsunuz. Herhangi yeni biriyle tanıştığınızda what language can you speak diyorsunuz. Hangi dilleri konuşabiliyorsun dediğinizde which language değil, what language. Ama aşağıdakilerden hangi dilleri?
bir sınırlama getirdiğinde, 3-5 dil arasında hangisini konuşabiliyorsunuz dediğinizde, o zaman which language kullanıyorsunuz. Okay? Dikkat edin, which kind of people demiyoruz. What kind of people diyoruz. Ne tür insanlar? Değil mi? Ne tür? Ne tür insanlar? What kind of people? Which kind of people dediğinizde aşağıdakilerden hangi tür insanlardan hoşlanıyorsunuz ya da hoşlanmıyorsunuz gibi bir anlam olması gerekiyor. I can eat whatever you buy. Ne satın alırsan yerim. Değil mi? Bir sınırlama yok. Whatever you dress fits you. Ne giyersen giy sana yakışıyor. Bu arada unutmuyorsunuz. Her türlü noun clause'dan sonra gelen fiil tekil olmak zorunda. Yani whatever you dress fit you olmaz. Fits you olacak. Bunu unutmayın. Önemli. Özellikle cümle tamamlama sorularında çok çok önemli. Sınırlama olduğunda whichever demiştik. İki tane araba var. Hangisini alırsan uygundur. Değil mi? Üç tane sözlük var. Hangisini alırsan iyidir, işine yarar. Şeklinde bakacağız olaya. Peki burada ne özellikle? Hani özet geçtim, hızlı geçtim. Daha önce gördük bunları da. Unutmuyorsunuz. Her türlü soru kelimesi ile birlikte özne artı fiil kullanımı arkadaşlar. Özne artı fiil kullanımı. Değil mi? Soru işareti gerektiren bir durum söz konusu olmayacak. Sorularımıza başlayabiliriz. Sorular üstünde biraz daha yeni açıklamalar yapacağız. Ek bir şeyler söyleyeceğiz. Bilginiz olsun bakalım. Evet, başlayalım. Peki. En güzel şey soru çözümü. Şöyle seçeneklerde dikkat edin. Noun clause'larda çok şeyimiz yok. Çok tekniğimiz yok. Hani illa şöyle olacak, böyle olacak, böyle olmazsa şöyle olmaz, böyle olmazsa şöyle olur gibi çok tekniğimiz yok. Dolayısıyla okumak durumundayız. Yani ne dersek diyelim. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu anlamda diğer soru türlerinden biraz daha zordur. Bu anlamda ama yani çok tekniği vesaire olmaması bakımından. Hiç mi yok? Birkaç tane verdik az önce zaten. Bakacağız. Şu arada şu what is now'ı gördüğümüz anda arkadaşlar, what is now'ı gördüğümüz anda hemen sabırsızlıkla Ali hemen cevabı da veriyorsun. Bravo. Evet. What is now dediğimizde daha önce bunu söylemiştik arkadaşlar dedik. Eskiden şöyle, şu anki böyle anlamında. Değil mi? Hep Antakya örneğini vermeye de devam edeceğiz. Antakya'yı ne kadar kirli olsa da seviyoruz. Memleketimiz sonuçta. Eskiden Antioç, şu anki Antakya dediğimiz ya da Defne örneğini vermiştik. Eskiden Harbiye, şu anki Defne dediğimizde. Harbiye, what is now Defne? What is now Defne? Antioç, what is now Antakya şeklinde. Peki, bu bir kalıp. Bunu direkt aslında ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz. Güzel. Doğru cevabımız budur. Doğrudur. Bu bir kalıp. What was'dan olabilir kesinlikle. What'tan sonra şey. Bu arada iyi ki söyledin Sezen. Normal şartlarda her türlü soru kelimesinden sonra ne kullanılmasını bekliyorduk? Özne artı fiil diyoruz ya. What için her zaman geçerli değil. What happened dersiniz. What happened? Bir de ayrıyeten arkadaşlar what ile that genellikle karıştırılır. Karıştırılırken de şu sağlamayı yapmanızı istiyorum. What eşittir the thing that şeklinde. The thing that. Böyle böyle olan şey. What you told me. Bana söylediğin şey anlamında. Ama that you told me. Bana söylemen demek. Söylediğin şey anlamını vermiyor. Bana söylemen anlamını veriyor. Buna dikkat edelim. Peki. Evet, doğru cevabımızı verdik arkadaşlar. Adana, teşekkür ediyorum. Ali Onur. Peki. İkinci soruya geçelim. Şimdi ikinci soruda belirli kalıplarımız var gençler. Şuna dikkat edin. Şu it was, it is gibi ifadelerden sonra şu hani it wasn't demiyorum. Dikkat edin. It was ya da it is gibi ifadelerden sonra bunları tamamlayacak olan yapıların evet kesinlikle that olmasını bekliyoruz. Aferin. Aferin gençler. That olmasını bekliyoruz. Yani messi, ması nerede oldu? Cambridge'de oldu. Okay? Yani Stephen
Hawking'in onun hareketsiz bırakmasını sağlayan semptomların ortaya çıkması Cambridge'de oldu. Tabii ki gizemler diye düşünürsen orada ne olur takılır kalırsın. İşte it was in Cambridge. It was in Cambridge. That. Messi Mas'ı. Nerede olmuş Messi Mas'ı? Dikkat edin arkadaşlar. Rania canım benim şeyi söylemeye çalışıyoruz. Yani şu it is nokta nokta that. It was nokta nokta that. Yani bu şekilde kafalarınızı aslında karıştıracak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar sorgularsanız o kadar mutsuz olursunuz. Bunu unutmayın. Okay? Söyleneni yapın Rania. Okay. Yani sorgulayın ama bunları sorgulamayın. İngilizceyi sorgulamayın. Sorgulanacak bir tarafı yani aslında çok ama siz yok diyebileceksiniz. Ne söylüyorsak o. Peki. O zaman şey de yaparız. Burada when de olabilir belki de. Değil mi? Okay. Bu bir yapı, kalıp şeklinde bunu düşünelim Rania. O zaman şunu Denizli, pardon Edirne deyip yolumuza devam edelim. Üçüncü soruya geçiyoruz. Evet. Is known. Aslında buradaki what az önceki what is now değil değil mi? Güzel. Aristophanes hakkında bilinen şey. Yani burada the thing that is known about Aristophanes. Ya da what is known about Aristophanes. Şimdi başka bir şekilde bunu şu şekilde eleyebiliriz gençler. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki az önce Okan Hoca bize ne dedi? Şu boşluktan sonra şey gelebilecek, hani fiil gelebilecek nadir yapılarımızdan ne var dedik? What var. Ama noun clause'lar için ne demiştik? Genellikle her türlü soru kelimesinden sonra özne artı fiil gelmesi. That için de aynı şey geçerli. Yani that'le beraber özne artı fiil kullanmak durumundasınız. That'ten sonra zaten burada fiil gelmez. Buradan eleme yapalım. Çünkü hocam bu rhetoric clause olamaz mı? Olamaz. Çünkü rhetoric clause yapısı cümle başında olmaz. Which'le başlayamıyorsunuz değil mi? Whom'la başlayamıyorsunuz. Ne oluyor oradaki? Tamamıyla farklı bir yapıya. Yani noun clause'a dönüş yapıyor. That'i kendisi boşluktan sonra fiil var diye eledik. Have'ı boşluktan sonra fiil var diye eledik. When'i boşluktan sonra fiil var diye eledik. Which'i de eledik. Geriye kalıyor zaten bu şekilde. Denizli. Burada şunu da yapmaya çalışalım. Hani şunu dedik ya az önce. It was nokta nokta that kalıbı. It was nokta nokta that kalıbı. Burada da üçüncü soruda da what is known about Aristophanes is. Az önce bir şey söylemiştim. Demiştim ki noun clause'ların fiili her zaman nedir? Tekildir. Bu is, was gibi yapılardan sonra da that gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. That gelmesini bekliyoruz. Peki. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hemen mesela bu soruyu çözerken dikkatimizi çeken şöyle bir şey var. Depending on. Okay? Depending on. Şimdi elenecek bir şey var mı? Var. Adana'yı eledik. Ne demiştik? Preposition artı that olmuyor. How var? What var? Whether var? Which. Which'i de eleyelim. Which'ten sonra the gelmez arkadaşlar. Which artı the article gelmez. İsim gelmeli. Okay? Which the mountains olmaz. Which mountain olabilir ya da which mountains olabilir. Bu konuda anlaştık mı? Okay. Şimdi whether'ı ikilemde kaldığımız durumlarda kullanacağız dedik. Burada what the mountains are made. Ne dağlar ölçülür? Saçma anlamdan. Çünkü burada nesne ya da özne durumu zaten dağlarla verilmiş. Eksik bir şey yok. What'ı gerektiren yani. Hani neyi karşılayacak ya ne? Peki. Bursa ve Denizli arasında kalacağız. Eğer bir ikilemde hani bağlıdır, dağların ölçülüp ölçülmemesine bağlıdır gibi bir anlam söz konusuysa Denizli ama dağların nasıl ölçüldüğüyle ilgilidir
ölçülmesiyle bağlantılıdır gibi ona bağlıdır demek istiyorsanız o zaman doğru cevap Bursa olacak. Determining the world's tallest mountain seems simple, but the answer is, pardon, the answer can vary. Cevap değişebilir. Neye bağlıdır? Dağların nasıl ölçüldüğüyle alakalı bir şey, bir durum söz konusu. O zaman şunu yapabilir miyiz? Yani hızlı bir şekilde önce seçeneklere baktığımızda, hani seçeneklere bakıyoruz, o boşluğa gelebilecek, özellikle boşluktan sonrası, boşluktan öncesinde odaklanıp, değil mi? Oradaki soruyu sorabiliriz mesela. Şurada diyebilir miyiz? Hani hangi dağlar olurdu ama d almıyor. Bunu biliyoruz. Şöyle diyelim mesela, dağların ölçülmesi geçiyor. Dağların ölçülmesi geçiyor. Dağların ölçülüp ölçülmediğine bağlıdır. Saçma. Nasıl ölçüldüğüne bağlıdır. Olabilir. Which, hani bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani boşluğa kelimeyi koyup okumak durumundayız. Peki. Beşinci soruya geçelim. Birazdan size bırakacağım direksiyonu. Ona göre. Evet. No matter the role is. Rol nerede olursa mı olsun? Rol nasıl olursa olsun? Rol ne zaman olursa olsun? Şurada direkt eleyebileceğimiz bir whose var arkadaşlar. Bunu direkt eleriz. Neden? Buradaki whose'dan sonra da ne yapamıyoruz arkadaşlar? Whose'dan sonra şuradaki the'yı kullanamıyorsunuz. Evet, belirteç gelmez. Harika. O zaman şöyle yapalım. Many fans of Sean Connery note that he has a distinctive Scottish accent. Evet. No matter. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? Şuna bir bakın bakalım. Kesinlikle what the role is. İkinci taraftan bu daha anlaşılır. Rol nasıl? İyidir vallahi, seni sormalı. Selamım var sana. Rol nasıl? Hani zor, kolaydı falan. O şekilde. Ama rol ne olursa olsun, değil mi? Aksanını hiçbir şekilde kaybetmiyor. Ayırt edici bir İskoç aksanı var. O zaman buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Adana'da herkes hemfikir mi? Aleyna hemfikir. Dilan. Okay, thank you. Yes. Okay, Adana. İyi. Hiçbir zaman kaybetmediği, ayırt edici bir İskoç aksanı. Distinctive from. Ayırt edici. Distinctively. Kelimelere dikkat edelim. Bir de bağlaçları çalışırken genellikle demiştik ki arkadaşlar, her zaman aslında no matter'dan sonra soru kelimesi gelir demiştik. Buna da dikkat edelim. Sıra geldi bir sonraki sorumuza. Evet. Evet, burada bir fiilimiz var. Confer. Evet, sizden cevap bekliyorum gençler. Hadi yavaş yavaş direksiyonu size bırakalım. That iyi. Güzel. Confer, cuneiform. Şurada bir virgül var. Hani genellikle şu that'in olmasını beklemiyoruz ikinci tarafta. Bu gitsin. Değil mi? Güzel. Relative değil mi? Evet. Kesinlikle ikinci taraf. Relative, noun clause da relative bir araya gelmiş. Buradaki yazı şeklini tanımlayan bir durum söz konusu. Yazı şeklini tanımlayan bir durum söz konusu. Adana, güzel. Aferin. Bir sonraki soruya geçelim bakalım. No matter, we go on the planet.
Biraz daha dikkat etmenizi istiyorum gençler bu soruda. Ne gideceğini mi? Nereye gideceğini where olabilir diyorsun. Evet. Okay. Nereye gidersek gidelim. Hani ne zaman gidersek gidelim hep şöyle bitkiler, çiçekler, hayvanlar biraz tuhaf. Biraz daha sanki geride kalıyor anlam olarak. Edirne iyi diyelim. Edirne iyi diyelim. Güzel. Aferin. Aferin. 8'e bakalım o zaman. Are used to understand different historical cultures thought of time? Understand. No. Dikkat edin. 8'de dikkat edin. Understand that değil. Anladık ki değil buradaki. Anlamak için, anlamak için. Evet, şurada bir sıfat özelliği aslında dikkatimizi çekebilirdi, değil mi? Ne kadar farklı tarih kültürlerin, değil mi, düşündükleri? Okey. Ahmetçim sadece şuradaki sıfat özelliği var ya, şuradaki bak. Şuradaki. Şöyle sıfat özelliği. Evet. Bu boşluktan sonra sıfat söz konusu olduğunda how'ı tercih ediyoruz. Okey. Hani how tall you are diyoruz ya. How tall you are. How long it is diyoruz. How difficult the exam was diyoruz mesela. Değil mi? Okay, bu anlamda aslında kolay bir soruydu bu anlamda ama şey yapmaya çalıştığımız hani çeviri şu bu biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Okay, çünkü understand ile birlikte that'i kullanabiliyorsunuz anladık ki anlamında. Neden böyle olduğunu anladık şeklinde de why'ı kullanabilirsiniz. Bu anlamda sıkıntılı zor bir soru bu anlamda. Ama yapacağımız şey ne? Bu boşluktan sonra efendim sıfat varsa how mıdır? Hep %99 diyelim. Öyle geçelim Gizem. İngilizce'de %100 yok. Bu bizim artık ezberlediğimiz bir şey değil mi? İngilizce'de %100 diye bir şey yok. Buradaki different how'ı gerektirdi. Güzel. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Yes. Evet, kolay bir soru. Nida. Evet. Or. Şu. Bir lezyonun kist ya da tümör olup olmadığını belirleyebilir bir uzman. Determine. Normal şartlarda saptadık ki dediğinizde determine that diyebiliyorsunuz. Ama hani burada maybe able to determine böyle olup olmadığını tespit edebilir. Böyle olduğunu tespit edebilir yerine böyle olup olmadığını tespit edebilir tercih ediyoruz. Yani buna biraz dikkat etmekte fayda var. Yani non-clause'a çok da kolay soru değil arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Sanki bazen öyle sorular çıkıyor ki ya ne koyarsak koyalım 5 seçeneği de koyarsak olur gibi gelebilir değil mi? Bazen böyle oluyor ama dikkat edelim. Bazen de direkt cevaba gidiyoruz. Güzel. Şurada bir for var. Dikkatimizi çekti. Şurada bir for var. O zaman elenecek ne var burada? Deniz şey Adana that direkt elendi. Others have to say. Who others olmaz. Which others olmaz. How others have to say. Tabii ki what others. What others have to say? What do you say diyoruz değil mi? What do you say? What? What do you say man? Diyoruz ya. Şeyde çok kullanıyoruz bunları biliyor musunuz? Konuşma dilinde çok yaygın kullanıyoruz buradaki non-clause yapılarını.
Peki. Doğru cevap arkadaşlar kesinlikle Denizli ve bir sonraki soruya geçelim. Tehdit gibi ne dedin sen? O ne kız? Aleyne o ne? Peki. Gençler şey yapalım şimdi. 11. soruya bakalım. Yine bir S2 var. S2 hakkında konusunda. Burada yine bir deti aslında ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Çünkü prepositionlardan sonra det gelmesini beklemiyoruz. The climate is changing so drastically today. Okay. We might have to visit and address the root cause humankind. Evet. Güzel. Asıl kökene inmek lazım. Orada vurgulamak lazım. İnsanoğlu. Hakkında neyle ilgili? İklim değişikliğinin neden bu kadar çabuk değiştiğiyle ilgili. Değil mi? Güzel. Denizli. Denizli doğru cevap. 12. Yok ya. Hemen böyle atlama Sezen. Tam yani. Bekle biraz sabırlı ol. Individuals deyince tabii ki buradaki wish'leri eleyebiliriz. That olabilir. Hani şöyle eleme yapalım. Kalemimizi oynatalım. Şuradaki özellikle şu don't know they diyor ya which hani which'ten sonra which they diye bir şey olmayacağını söylemiştik. Bunu eledik. Adana gitti. How they have the fear but have trouble dealing with it. Nasıl hissettikleri ısrarla değil mi? Peki. Whom'dan sonra Bursa'yı eleyelim. Whom'dan sonra fiil gelmez demiştik. Gitsin. Individuals what suffer? Bireyler şeyler olamaz zaten. Onu eleyelim. Wish de olamayacağına göre seçenek eleme yoluyla gitseydik yine doğru cevap Ceyhan olurdu. Harika. Doğru cevap Ceyhan olurdu. Süper. Peki. Bir sonraki soruya geçelim. Noun clause'larla relative clause'lar tekrar söylüyorum genellikle karıştırılabiliyor ama relative clause'u unutmuyorsunuz. Belirli bir isimden sonra gelmek zorunda. Belirli bir isimden sonra gelmek zorunda. Noun clause'lar fiillerden sonra genellikle gelebilir. Cümle başında da yer alabilirler. Relative clause'lar cümle başında yer almazlar. Evet. Yani öyle görünüyor Dilan. Evet. Energy, a type of energy dediğine göre bir relative clause gibi. What can really make it easy to get they need? İkinci taraf they need. Elde etmek ihtiyacı olan şey. No. To get that they need. İhtiyacı olduklarını elde etmek mi? Yoksa ihtiyacı olan şey mi dersiniz? Şey. Evet Dilan. Şey. Doğru. What? Bence de mantıklı. Edine neden olmaz? Şundan dolayı da olmaz. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın the fact that noun clause'a kendisinden sonra özne artı fiil gelmek zorunda. Gelmek zorunda. Şöyle baktığınızda can var. Fiil var burada. O zaman şu the fact that'i eleyelim. Aslında seçene gidersek daha kolay yapacağız bunu. Daha rahat yapacağız. Whom direkt kendisinden sonra fiil almaz. Eleyelim. Değil mi? What olabilir? Which olabilir? That olabilir ama ikinci taraftan da bakmamız lazım. Şu that'i eleyelim. How'dan sonra how they need, nasıl ihtiyaç duyduklarını elde etmek saçma. Çok saçma olur hem de. Bursa'yı da bu şekilde eledik. Doğru cevabımız Ceyhan. Peki. 14. Az önce bir şey söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar şu is. Güzel.
Genellikle evet, is'den sonra that. Çünkü o durumun ne olduğunu bize genellikle açıklayacak ki. Açıklayacak ya, ondan dolayı. Evet. Aynen öyle. Bir de a common misconception. Buradaki that hani belief gibi, yanlış anlama gibi. Oradaki ifadeler vardı ya, kendisinden sonra mutlaka that gerektiren ifadeler. Ona göre güzel. Unutmayalım bunları ama. Edirne iyi, süper. Okumaya bile gerek kalmayabilir bunu. Bir sonraki soruya geçebiliriz. 15. Yine bir 10 var burada. Çok güzel. Buradaki visits arkadaşlar fiil değil, onu söyleyelim. Gerçi buradaki onunla alakalı çok bir şey yok. Hani that yok, if yok vesaire. To the shore the boat makes diyor. Asıl fiilimiz burada. Asıl fiilimiz burada. Buradaki ziyaret sayısı. Yani burada bir ne olması lazım? Ne olması lazım burada? Hani çoğul isim olduğuna göre how often visits to the shore the boat makes olabilir. Okay? How much imkanı yok. Kendisinden soru sayılamaz bir şey olması lazım. What visit? Ne ziyaret? Hayır, hayır, hayır. The thing that. Zaten söyleyeyim şeyi. Who visits? Kendisinden önce hani ondan sonra aslında who da kullanmıyorduk. Ne kullanıyorduk? Whom'u tercih ediyorduk. Whom. Değil mi? Bu da gitti. Geriye how often visit? Ne sıklıkta? Ziyaret mi? Kaç ziyaret mi? Bence evet. Neye bağlıdır diyor. How many? How many visits? B diye düşünmüştün. How often visits? Şöyle diyebilirsin. How often dedin ya hani how often. Burada şöyle bir durum var. Yani bir nesne durum var. Visits. Kaç tane ziyaret, kaç defa gezi şeklinde. How often dersen how often özne artı fiil gelmek zorunda kızım. Evet. Süreç. Süre. 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 16. soruya bakabiliriz. Evet, bu da kolay bir soru. Hocam biz çözünce hemen kolay diyorsunuz demeyin bana. Hakikaten kolay yani. Okay, the reason why. Güzel. Nın nin nedeni. 17'ye bakalım. Güzel. Aferin. Keşke hepsi böyle olsa. Hayır ya, bir ten sorusunda bile şöyle sorguluyorsunuz. Acaba. Ya bildiğini yap işte. Hani keşke böyle olsa diyorsunuz. Emin olun daha zor çıkmıyor. Ama o şekilde görmek istemediğimiz için durum bundan ibaret. 17. It is important to understand. Evet. May'i anlamak önemlidir. Güzel. To understand that. Nerede that? Heh, Adana'da. Güzel. Bir sonraki soruya geçelim. Sekiz. Figure out dediğine göre nedir figure out? Şöyle bakalım. Burada bir preposition var. Anlamak. Yes, anlamak. Latitude and longitude. Bu enlem boylam ilişkisi var ya. Bu enlem boylam ilişkisi nokta nokta birinin dünyanın nerede oldu değil mi? Dünyada birinin nerede olduğunu nereden bunu belirleyebiliyoruz? Neye bağlı olarak? Ekvatora olan değil mi? Ana meridyene olan. Güzel. Güzel. Anlamak. Neyi anlamak? Birinin dünyada değil mi? Dünyanın üstünde nerede olduğunu neye bağlı olarak? Ekvatora ve ana meridyene bağlı olarak. Denizli mi? Hayır Salih. Aman dikkat. Gözünü seveyim oğlum ya.
Peki. On dokuza bakalım. Evet, kesinlikle Edirne. Bir tarafta noun clause var, değil mi? Think that diyor, güzel noun clause. Diğer tarafta da hani ozon tabakasını tanımlayan bir relative clause var. Direkt fiil gelmiş. The fact that'tan sonra fiil gelmez. Which olabilirdi ama o zaman think ile beraber where burning olabilir demişti ozon. Zaten yeri söylediği için Ceyhan gitti. What protects people? Söylemiş zaten ne olduğunu. Hani özne eksikliği olması gerekiyor what'ı kullanmanız için. Onun için the thing that diye bakın dedik ya. Güzel, aferin. Hadi bakalım son sorumuzu çözelim. Bugün artık dönemin sonuna da yaklaşıyoruz. Yoruluyoruz arkadaşlar. Son bir soru daha çözelim. Yirmi mi? Doğru. Direkt kolay bir soru bu o zaman bu şekilde. It is true. True. That. Aferin Ecem'e. It is true that. Harika. Bir de diğer tarafa bakalım. Acaba rose. Hani relative clause'larda şunu söylemiştim ya. Whose varsa arkadaşlar. My, your, his, her, its boşluğa koyarsınız oluyorsa doğru cevaptır şeklinde. Benim rolüm. Burada profesyonellerin rolleri oluyor mu? Oluyor. O zaman Huz da burada çok şık durur. Doğru cevap Ceyhan. Gençler bugün biraz yorgunuz. Kusura bakmayın. Biraz 5-10 dakika erken bitireceğiz ama sizden ricam şöyle geri kalan bir 10-15 soru da kendi başınıza çözerseniz çok sevinirim. Yarın derste görüşmek üzere. Mezunlarla özellikle. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.